Samimi Haber'de İslam Memiş'le Paranın Şifresi. Samimi Haber ekranlarından hepinize mutlu haftalar diliyorum ve finans analisti İslam Memiş Paranın Şifresi programında bizlerle. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Hoş buldum. İyi haftalar, iyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederim. Yeni haftada bizleri neler bekliyor? Borsada, işte piyasalarda, altında, dövizde, gümüşte neler bekliyor? Fed'in kararı bekleniyor. Bunun etkisi ne olacak? Hemen sizden öğrenelim. Bu hafta oldukça yoğun ve karışık bir hafta para piyasaları için. Küresel piyasalarda önemli veriler var. Yurt dışı piyasalarda da var. Bu hafta Avrupa Birliği tarafında enflasyon verisi var yarın. Çarşamba günü Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz kararı var. Cuma günü Türkiye'de enflasyon verisi var ve tarım dışı istihdam verisi var. Bu küresel piyasalar için ve yurt dışı piyasalar için oldukça önemli bir hafta olacağını bizi işaret ediyor. Sert dalgalanmalara hazır olmak lazım. İçeride son iki haftadır iyimserlik halen devam etmekte. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 9.990 puan seviyesinde, 10.000 puan seviyesine ramak kaldı. Bu hafta 10.000 puan seviyesi yukarı yönlü kırılabilir ve 10.200 direncini takip edeceğiz. Aşağıdaki destek seviyemiz 9.800 puan seviyesi. Dolar TL kuru düşüşle haftaya başladı. 32.41 lira seviyesinde. Ancak döviz kurlarıyla alakalı şöyle bir ipucu verebilirim. Son iki haftadır serbest piyasalarda, kapalı çarşı piyasasında döviz kurları resmi kurun altında kaldı. 32-42 lira seviyesinde olan dolar kuru şu an serbest piyasalarda 32-34 lira seviyesinde. Burada ilk kez böyle bir şey yaşanıyor piyasalarda. Özellikle dövizin bozdurma süreci, döviz talebinin azalması burada etkili oldu. Bayram sonrası biraz daha yoğun bozumlar devam ediyor. İşte ev alanlar, araç alanlar, peşinat ödeyenler yine döviz talebinde bulunmuyor ve diğer önemli bir faktör de yatırımcıların faiz tarafına geçiyor olması. Serbest piyasalarda ilk defa serbest piyasalarda resmi kurun altında olan bir döviz kurunu bize göstermiş oldu. Euro dolar paritesi 1.0721 seviyesinde, bu hafta 1.08 direncini takip ediyor olacağız. Altın fiyatları son iki haftadır yine baskı altında kalmaya devam ediyor. Ons altın 2336 dolar seviyesinde, gram altın 2500 lira seviyesinde. Yine gram altın alacaklar veya ons altın tarafına geçiş yapacaklar. Acele etmesi yine bu hafta onlar için şanslı bir hafta. Özellikle ons altın tarafında 2280 dolar seviyesine kadar bir geri çekilme mümkün. Gram altında da 2450-2500 lira aralığını takip ediyor olacağız. Altın tarafındaki düşüşler alım fırsatı. Yatırımcılar korku ve panikle satış yaparsa makas aralığından dolayı ciddi zarar edebilirler. Diğer tarafta Bitcoin satıcılığı başladı haftaya. 62.270 dolar seviyesinde %2.62'lik bir değer kaybı var. Buradan 61.000 dolar destek seviyesini takip edeceğiz. Ancak yine yukarı yönlü hareketler gelebilir diye tahmin ediyorum. Peki Fed'in faiz kararından sonra altında bir alım fırsatı olur mu? Mayıs ayı için öngörüleriniz neler? Amerika Merkez Bankası Fed'in faizlerde bir değişikliğe gitmeyeceği fiyatlandı piyasalar tarafından. Mayıs ayı itibariyle faiz indirim süreci vardı. Bu Temmuz ayına ötelendi. Bakalım Temmuz ayında Fed böyle bir hamle yapacak mı veya bunu yılın son çeyreğine mi yayacak? Bunu hep beraber göreceğiz ama piyasaların genel kanısı Fed'in Temmuz ayına kadar faizlerde bir değişikliğe gitmeyeceği yönünde beklentiler mümkün oluyor. Tabii dolar endeksi burada 105-107 dolar aralığında dalgalanmaya devam edecektir. Bu da ons altının ve gram altının da tekrar baskıyı artırabilir. O yüzden 2450 lira destek seviyesinin ben geçerli olacağını söyleyebilirim. Ons altın tarafında da 2300 dolar seviyesinin altına sarkmalar mümkün olabilir bu hafta. O yüzden altın yatırımcısı bu hafta alım yönünde bir fırsat yakalamış olacak. Peki enflasyon beklentileriyle ilgili orta vadeli plan işleyişi yine aynı şekilde devam ediyor denildi. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın bir açıklaması var düne dair. İşte dedi ki enflasyon 2026'da tek haneliğe düşecek diye. Bununla ilgili çalışmalar mevcut mu? Önümüzdeki günlerde neleri göreceğiz? Kredi not artırımı ile alakalı beklentiler var. Evet, not artırımları bundan sonra daha sık gelebilir. Sıcak para akışıyla alakalı ekonomi yönetiminin bir beklentisi var. Kamuoyunun bilmediği, ancak onların bildiği, zamanlamasını bildiği bir beklentisi var. Bazı etkisinden dolayı enflasyon rakamlarında kısmen bir geri çekilme yaşanabilir. Kalıcı bir düşüş mü sorusunun cevabı, bence biraz daha zamanımız var diye, ben en az bir yıla ihtiyacımız olduğunu şahsen düşünüyorum. Hı hı. Yıllık bazı %50'nin aşağısında bir enflasyon rakamı şimdiki koşullarda biraz zor. Burada ekonomi yönetimi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bir güncelleme yapmak zorunda kalabilir. Hem döviz tarafında hem enflasyon tarafında. Kısa vadeli bir iyimserlik var. Ekonomi yönetimi samimiyetle çalışıyor. Elinden gelen her şeyi yapıyor. Ama tekrar etmekte fayda var. Bir güncelleme yapma söz konusu olabilir ve biraz vakti ihtiyacımız var. Beklentiler iyimser, özellikle 2026'na dair beklentiler iyimser. Ama bugünkü koşulları konuşuyoruz. Onu da göz önünde bulundurmak lazım. Yani dışsal etkenlere karşı kırılganlığımız ekonomi tarafında yine devam ediyor. Şu andaki içerideki içsel problemlere baktığımız zaman da bu kadar yüksek sıkılaştırmanın karşısında mutlaka bir iyimserlik oluşacaktır. Bu da sürpriz değildir piyasalar için. Ama dışsal etkenlere karşı bir jeopolitik gerilim tekrar tırmanırsa gelişmekte olan ülkeler arasında ilk önce biz olumsuz yönde etkileniriz. Tabii burada petrol fiyatlarının seyri çok önemli olacaktır. Haftaya düşüşle başladı Brent Petrol 87 dolar seviyesinde. 85-90 dolar aralığında oyalanmaya devam ediyor. Petrol fiyatları düşük kalmaya devam ederse ekonomi yönetimi beklemiş olduğu o düşüş hızı biraz daha gerçekleşebilir.